Herkese merhaba. Türk Dil ve Edebiyatı final vloguma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Öncelikle ilk sınavım olan Osmanlı Türkçesi sınavım vardı. Bu yüzden hafta sonundan başladım ders çalışmaya. Burada gördüğünüz gibi bu notları önceden çıkardım. Yaklaşık zaten 3 hafta öncedir falan başladım ben sınavlara çalışmaya. Burada bir sürü notlar var. Şöyle gördüğünüz gibi kelimelerden tutun harflere kadar, paragraf çevirmelere kadar birçok farklı notlar elimde mevcut. Yani hepsini kitabımdan ve hocamızın bizim deftere yazdırdığı notlardan çıkardım. Burada tekrar yapıyorum gördüğünüz gibi ve şimdi sıra geldi ilk günümüze, yani selam diyorum. Final vloguma hoş geldiniz. Evet, ne dediğimi bilmiyorum, bir saniye. Evet, Osmanlıca Türkçesi sınavım var. Birazdan 2 saat sonra Osmanlıca Türkçesi sınavım varmış. Evet, Osmanlıca sınavım varmış. Bayağı bir korkmuşum. Bu arada korktuğum gibi geçmedi çok şükür. Güzel geçti. Burada kendimi gösteriyorum aynada ve elimde notlarımla. Yaklaşık 1,5 hafta notlarımla yatıp notlarımla kalktım gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Bakalım nasıl geçmiş. Evet, gayet güzel geçmiş. Beklediğim gibi geçti. Sıra geldi bir diğer sınava. İnkılap sınavı. Moralim bozuk gördüğünüz gibi. Çok fazla anladığım bir konu değil İnkılap. Çok iyi olduğum bir alan da değil. O yüzden elimden geleni yapıyorum. Final haftası boyunca bol bol abur cubur yemiş olabilirim. Kendi motivasyonumu yüksek tutacağım diye. Kektir, çikolatadır, meyve suyudur. Gerçekten her şeyden azar azar yedim diyebilirim. Tabii ki sağlıklı da beslendim. Hani kahvaltım normal, akşam yemeğimi yaptım ama hiç çalışmak istemiyorum diyorum burada. Evet, bazen olur ya, hani insan hiç canı ders çalışmak istemez. Aynen benim de o şekilde de hiç çalışmak istemiyorum. Ve diyorum ki gir beynime, gir beynime, gir beynime. Çaresizlikte son nokta dostlarım. İkinci gündeyiz artık. İnkılap sınavı notlarını yine sabahın köründe çalışıyorum. Bakalım nasıl geçmiş? Pek istediğim gibi geçmedi. Orta geçti gibi bir şeydi aslında. Bakın burayı anlatacağım. Çok güzel bir olay yaşandı. Zaten videonun ilerisinde görüyorsunuz. Bir takipçimle karşılaştım. Sınavdan çıktığımda çok güzel bir anda. Zaten videonun biraz sonraki kısımlarında göreceksiniz. Orada anlattım zaten. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki bir sonraki sınava çalışmıyoruz. Bir saniye, yanlış yerleri koymuşum. Burası iktisadi bilimlerde, sınava giriş alanımın olduğu yerdeki. Burada çaya susamla çubuk batırıyorum ve yiyorum. Evet, yurda gelmişim burada. Tamam. Bir sonraki sınava çalışıyorum. Neymiş? Yenileşme devri Türk Edebiyatı'na çalışıyorum. Gerçekten sınırda olduğum bir derste ama şu anda söyleyebilirim ki çok şükür geçmişim. Allah'ım çok şükür. Gerçekten çok mutluyum. Burada hızlıca ders çalışıyorum. Ben genelde ders çalışırken birine bir şey anlatır gibi çalışmayı seviyorum. Genelde bunu oda arkadaşlarım odada olmadığı zaman yapıyorum. Çünkü ancak o şekilde daha rahat bir şekilde çalışabiliyorum. O da benim çalışma taktiklerimden bir tanesi. Belki bununla ilgili bir videoda size çekebilirim. Burada gördüğünüz gibi Serenat, Ahmet, Muhittir Anas ve bunun gibi yaklaşık 7 tane şiirden sorumluyuz. Ama geçmemiş. Evet, geçmedi diyorum ama aslında geçmişim sınavdan bu arada. Onu da söyleyeyim. Sadece sınav anında stresten sanırım böyle oldum. Şimdi bir sonraki sınavımıza geldik artık. Türk Dili Tarihi sınavına. Gerçekten bu dersi çok ama çok seviyorum. Şimdi burada İnkılap'la ilgili yaşadığım olaylardan bahsedeceğim. Selam, başlıyoruz. Pinali. Üçüncü gündeyiz şu anda. Yarın Türk Dili'deki sınavım var ama öncesinde bir şeyler söylemek istedim. Bugün 3 Ocak. Salı günü ve İnkılap sınavına iktisadi bilimlerde girdim. İnkılap sınavından çıktım. Dışarıda İngilizce sınavına giren arkadaşımı bekliyorum. Biraz moralim bozuk tabii. Çünkü İnkılap sınavım istediğim gibi geçmedi. Moralim bozuk. Ben böyle telefona bakınıyorum. Bir anda ilk de o siz misiniz dedi. Ben de evet dedim. Sizin YouTube kanalınız vardı dedi. Ben de evet dedim ve şöyle çok değişik bir andı. Hani böyle ben hep eskiden izlerdim. Bir videomda sanırım söylemiştim aslında. YouTube kanalımı kurmak benim liseden beri hayalimdi. Tabii lisede cesaretim olmadığı için böyle bir şey yapamamıştım. Ama keşke cesaretim olsaymış. Bence çok çok güzel olabilirdi. Evet. Yani kameram böyle, neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Elif adında çok tatlı bir takipçimle karşılaştım. Arkadaşı beni takip ediyormuş. O da beni görünce sınav çıkışı merhaba demek istemiş. O da burada okuyor. Aynı üniversitede okuyoruz. Çok değişik bir anda ayaktaydı böyle. İlk doğum dedi. Evet dedim ben de. Sizin YouTube kanalınız var dedi. Ben de evet dedim. Çok iyi. Ben böyle çok şaşırdım, tamam mı? Bir gün bunun gerçekleşeceğini biliyordum. Yani biliyordum yani diyeyim, tamam mı? Bir gün böyle bir şey başıma gelebilir. Yolda bir takipçime karşılaşabilirim diye düşündüm ama bunun bu kadar tam moralim bozuk anda gerçekleşmesi çok tuhaftı açıkçası. Otur dedim, hani yanıma buyur ettim.
Öyle merhabalaştık yani. Sonra onun arkadaşı vardı. İşte görüşürüz dedi. Ben de görüşürüz dedim. Çok ilginç ama çok çok tatlı bir andı. Ve o kadar hoşuma gitti ki, iyi ki bu mecradayım, iyi ki içerikler üretiyorum, iyi ki burada bir şeyler paylaşıp birbirimize bir şeyler destek sağlıyoruz. Yeri geldi üzülüyoruz, ağlıyoruz, mutluluklar saçıyoruz belki birbirimize ve bu çok güzeldi. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Elif, beni izliyorsan sana buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, burada yine ders çalışıyoruz ve yine ders çalışıyoruz. Gerçekten sürekli ders de geçti. Şimdi sıra geldi 4. sınav günümüze. Yani Türk Dil Bilgisi sınavım. Bu dersi gerçekten çok seviyorum. Umarım iyi geçer diyorum. Yani bir bakıyoruz hemen nasıl geçmiş. Evet, yüzler geliyor ama açıkçası orta geçmiş. Beklediğimden az bir puan almışım. Hani beklediğimden daha az almışım ama sorun değil. Burada biraz arkadaşlarımı dışarı çıkalım diyoruz. O yüzden hızlıca çok ufak bir makyaj yapıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlarımla beraber bir kafede çay içmek için dışarı çıkıyoruz. Bu da kombineyim bence. Güzel, normal. Burada dışarıyı gösteriyorum size. Bu şekilde görünüyor. Arkadaşlarımla beraber tatlı aldık. Ben sütlü tatlı sevmediğim için ekler ve çay aldım. Arkadaşlarım magnolia yemeği tercih ettiler. Kafe güzeldi ama çok kalabalıklı. Bir daha gider miyiz? Yok ya, arkadaşlarım açıkçası beğenmedik. Ama kafenin ilerisinde böyle ormanlık bir alan gibi bir yer vardı diyeyim. Orası gerçekten güzeldi. Hatta fotoğraflar falan da çekindik. Burası buraya kaynamış ama çekindiğimiz fotoğrafların en beğendiğim sanırım bu oldu. Birazcık efekt ekleyince gerçekten çok güzel oldu. Geldik bir sonraki sınavımıza, yani halk edebiyatı sınavına. Mani ve türküden sorumluyuz. İçeriği birçok detay olan bir konu gerçekten. İlk başta kolay gibi görünüyor ancak maninin, türkünün detayı, incelemesi falan derken bayağı bir zorladı beni. Şu anda bu dersten geçip geçmediğimi bilmiyorum. Henüz açıklanmadı. Hayırlısı diyorum. Bakalım ne olacak. Ne diyorum burada? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sanırım çok yorulduğumdan bahsediyorum. Ne dediğimi şu anda ben de bilmiyorum. Böyle ders çalışıyorum. Notlarımı zaten yine çıkarmışım. Onların üstünde çalışıyorum. Bir yandan meyve suyu falan içiyorum. Şimdi evet, burada hızlandırmış bir şekilde yine ders çalışıyoruz. Ama gerçekten oflaya puflaya çalıştım. O kadar başım ağrıdı ki ezber yapmaktan. Bizim bölümün sanırım %50'si gerçekten ezberden oluşuyor. Geri kalan %50'si de inceleme ve mantıktan oluşuyor diye düşünüyorum. 5. sınav günü kombinimde bu şekilde güneşli kolyemi taktım kendime. Motivasyonum olsun diye. Kombinimiz bu şekilde. Sınav yerine geldik. Sınavdan çıkmışım burada sanırım. Kendime de ödül olarak mandene vermişim. Aferin bana. Afiyet olsun ilk doğu diyorum. Ve devam ediyoruz. 5. sınavım çok iyi geçmedi. Aynen, evet, orta geçmiş. Burada öyle demişim. Daha sonradan burada geliyorum. Karnım acıkıyor. Açma. Kalan zeytinim. Ve birazcık çay içiyorum. Ve bir sonraki sınavım olan. Bu neydi? Bir saniye. Edebiyat bilgi ve teorileri sınavım. Gün gün çektiğim için çok hakim değilim. O yüzden aklıma gelenleri hemen anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bilgi teorileri sınavıydı ve gerçekten zor bir sınavdı açıkçası. Aslında detaylara inmemiş hocamız. Ben çok detay çalışmıştım. Resmen yüzeysel bir sınav olmuştu. Keşke daha iyi çalış saydım. Daha iyi alabilirmişim ama olsun, geçtim. Burada bu şekilde sabahın köründe kalktım. Evet, hatırladım bir saniye. Sabahın 7.30'unda kalkıp tekrardan bir tekrar yaptım. Daha sonra sınava gittim. Gerçekten o kadar yorgun ve uykusuzdum ki, ama sınavlarımı geçmek kolay olmadı. O yüzden verdiğim tüm emeklere değerdi. Kombinimiz de bu şekilde. Bir sonraki sınavım. Bir saniye. Metiye varsa Sema'yı. Evet, tamam, bu edebiyat bilgi teorileriydi. Sonra işte burada arkadaşlarımla kampüs çarşıya gidiyoruz. Burada yeni aldığım cüzdanı sizlere gösteriyorum. Çok tatlı bir cüzdan, gerçekten çok beğendim. Buradan devam ediyoruz. Ders çalışmaya. Evet, eski Türk tarihi sınavım vardı burada. Tamamıyla beyitlerden oluşan bir sınavdı. Divan Edebiyatı'ndan beyitler verip hocamız buradaki söz sanatlarınızı bulmamızı istiyordu. Çok iyi geçtiğini söyleyemem. Yine de elimden geleni yaptım. Burada aldığım gül kuvarsı bilekliğini gösteriyorum. Çok hoşuma gitti. Bana da güzel bir motivasyon verdi. Yani böyle kendimi elimden geldiğince final haftasında çok kasmamaya, aşırı stres yapmamaya çalıştım desem de yine de tabii ki bayağı bir stres yaptım ama bunu bir şekilde sakinleştirmeyi ve kendimi durdurmayı bildim ve güzel bir şekilde dersimi çalıştım. Burada gördüğünüz gibi yine ders çalışıyorum. Daha sonrasında akşam canım sıkılıyor ve kendime maske yapmaya karar veriyorum. Şimdi dikkatli olun, korkmayın. Evet, bu benim.
Hulk'a benziyorum değil mi? Bence öyle. Ama cildimi yumuşattı ve güzel oldu. Burada yine söz sanatlarını tekrar ediyorum. Gerçekten gecem gündüzüm notlara ve ders çalışmaya geçti. Burada saçlarım düz. Sonra canım çok sıkılıyor. Artık derste çalışmak istemiyorum. Ama dersi bırakmak da istemiyorum. Gidiyorum saçlarımı örüyorum. Saçmaydı ama o an kafamın ağrısını dindirmek için böyle bir yöntem buldum. Maalesef çok iyi geçmedi. Bilmiyorum geçer miyim, kalır mıyım? Burada az kalsın sınava geç kalıyordum. Uyuyakalmışım. Arkadaşım beni uyandırdı. Yoksa gerçekten geç kalıyordum. Çok sinir bozucu bir durumdu. Burada da size geçtiğim sınavları söylüyorum. Osmanlıca, bilgi teorileri, Türk dil bilgisinden geçmişim. Evet, yenileşmeden de geçmişim tabii. Burada o kadar mutluyum ki size mutluluğumu göstereyim. Gerçekten çok mutluyum. Çok şükür hepsine emek verdim. Emeklerimi karşılığını alıyorum. İnşallah açıklanmayan sınavları da geçmişimdir. Ona henüz bilmiyorum. Onu daha sonradan öğreneceğiz bakalım. Burada son sınavım olan Türk Dili Tarihi sınavım. Uygurlar ve Karahanlar döneminden sorumluyduk. Güzel geçti aşkı sınavım. Burada çikolata yiyorum ama şimdiden hani söyleyeyim. Sınavım gerçekten güzel geçti. O yüzden mutluyum. Burada ders çalışıyorum. Yine ders çalışıyorum. Ezber yapmak hiç kolay değil gerçekten. O yüzden çok dikkatli çalışmam gerekiyordu. İyi ki detay çalıştım. Sınavda da detay sorulmuştu zaten. Bu yüzden çok mutluyum. Burada ne yapıyorum? Yine sabahın köründe mi? Yok hayır akşam ders çalışıyorum. Daha sonra kendime meyve molası veriyorum. Günaydın diyorum. Eski Türk Edebiyatı. Burada kahvaltımı gösteriyorum. Sabah bu şekilde kırağım mı deniyor? Böyle buz gibi olmuştu yer. Çok hoşuma gitti. Bunu da size çekip göstermek istedim. Burası da sınav anıydı. Sınava işte girmeden bir 15-20 dakika önce hatıra kalsın diye böyle bir şey çekmek istedim ve bu kadar. Evet, selam yeniden dostlarım. Son finalimde vermiş bulunmaktayım. Eski Türk tarihi, pardon Türk dili tarihi sınavında verdim. Orta geçti, çok iyi geçmedi. Aslında yorgunluktan biliyor musunuz? 1,5 haftadır finallerle uğraşıyorum ve gerçekten çoğu dersim full ezber. Ezberim çok çok iyi değil, aşırı iyi de değil. O yüzden ezberimi kuvvetlendirmem için çok kitap okumam lazım 15 tatilde. Hayırlısıyla verdim finalimde. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse yola çıkıyorum. Hatta bundan bir sonraki videoda sizlerle beraber bavul hazırlayacağız. Ondan sonra cuma ne koyabilirim çantama, yolculuğa giderken yanınıza ne alabilirim? Sizlere onlardan bahsettiğim bir video olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizin finalleriniz nasıl geçti ya da sınavlarınız, yazılarınız nasıl geçti? Karne günü için heyecanlı mısınız? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda bavul hazırlama, eve dönüş vlogu ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.